Selamun Aleyküm dostlarım. Bu videomda sizlere Whatsapp Plus'ın 9.25 sürümünden bahsedilen ve Whatsapp Plus'a beklenilen özellik geldi arkadaşlar. Ee, yaklaşık 2 ay önce ben bir video çekmiştim. O videomda bu konuyla ilgili bir belirtmede bulunmuştum ve bazı arkadaşlar altına yorum yaptı. İşte niye böyle bir özellik gelmedi de video çektim diye. Ben iki ay öncesinden sizlere uyarmıştım. Böyle bir özelliğin geleceğini ve o özellik de geldi arkadaşlar. Bu sürümde istediğimiz özellik geldi. Artık istediğimizi yapabileceğiz ve gelen birkaç tane özellikten de sizlere bahsedeceğim. Hemen şunu da söyleyeyim. Açıklamalar kısmına ben bir link bırakacağım. O linkten bu uygulamayı indirebileceksiniz ve linki geçemeyen arkadaşlar olursa Videonun sonuna da ek bir video koyacağım. Link nasıl geçilir diye o videomu da izleyerek linki çok kolay bir şekilde geçebileceksiniz arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu WhatsApp'ı kullanmak için hali hazırda olan WhatsApp'ınızı kaldırmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani normal WhatsApp'ınız varsa kaldırmanız gerekiyor. WhatsApp ayrı kullanıyorsanız kaldırmanıza gerek yok bilginiz olsun. Çünkü bu normal WhatsApp'la aynı şekilde arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, gelen özelliklerden bahsedeceğim. Beklediğimiz özellik neydi? Hangi özellik gelmiş? Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle 3 noktaya bir dokunalım. Burada ben size hemen sürümünü bir göstereyim. Gördüğünüz gibi yukarıda font WhatsApp 9.25 Arkadaşlar mesela diyelim ki e, Facebook ya da Instagram Instagram'da öyle bir özellik yok ama Facebook kullanan arkadaşlar bilir. Mesela diyelim ki bir gönderiyi beğenmek istiyorsanız o gönderiye dokunduğunuzda, uzun dokunduğunuzda küçük emojiler çıkıyordu ve o gönderiyi istediğiniz emojiyle beğenebiliyordunuz. Buna da öyle bir özellik geldi. O özellik de şu şekilde arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir arkadaşınızla yazışıyorsunuz. Diyelim ki onun e, mesajını beğeneceksiniz. Üzerine basılı tuttuğunuzda bakın bu şekilde üzerine basılı tuttuğunuzda o mesajı istediğiniz gibi beğenebiliyorsunuz. Mesela bu şekilde yaparsanız Böyle veya diyelim ki buna basılı tuttuğunuzda bu şekilde kalbe dokunursanız bu şekilde. Yani e, attığı mesajları artık beğenebileceksiniz arkadaşlar ve istediğiniz şekilde de yanıtlayabileceksiniz. Mesela onun attığı emoj e, mesaja emojilerle beğeni kondurabileceksiniz. Bu şekilde dediğim gibi WhatsApp, Facebook kullanan arkadaşlar bilirler bu özelliği. Bir diğer beklediğimiz özellik ise şuydu arkadaşlar. Bunu herkes soruyordu. Çoğu arkadaşımız soruyordu bu özelliği. Abi işte böyle böyle falan filan. O özellik de şu şekilde arkadaşlar. Hemen detayından bahsedeyim sizlere. Rehberinizde istediğiniz kişiye profil fotoğrafınızı kapatabileceksiniz. Yani rehberinizde kayıtlı bile olsa profil fotoğrafını kapatabileceksiniz ve istediğiniz kişiye açabileceksiniz. Bunu çok arkadaşımız soruyordu. Ben de diyordum ki işte rehberinden sileceksin. İşte profil fotoğrafını kişilerin yapacaksın. Anca öyle gözükmez diye. Ama artık öyle bir şey yok. Rehberinizdeki istediğiniz kişiye profil fotoğrafını gizleyebileceksiniz. Peki onu nasıl yapacağız? Şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Köşedeki 3 noktaya dokunacağız. Aşağıdaki ayarlar bölümüne geleceğiz. Ayarlar bölümünden hesap ve gizlilik. Gizliliğe geldiğimizde bakın burada profil fotoğrafı kişilerim yazıyor. Buraya tıkladığımızda önceden burada sadece herkes kişilerim ve hiç kimse olarak vardı. Şu an şunlar hariç kişilerimle paylaş var. Şunlar hariç kişilerime tıkladığımızda buraya sizin rehberinizdeki kişiler çıkıyor arkadaşlar. Buraya çıkan rehberinizdeki kişiler kimi istiyorsanız onu seçiyorsunuz bu şekilde ve aşağıdaki Yeşil butona tıkladığımızda bakın iki kişi hariç bırakıldı diyor. Yani artık rehberinizdeki bu iki kişiye sizin profil fotoğrafınız gözükmeyecek. Bu kişilere profil fotoğrafınızı gizlediniz arkadaşlar. Bu şekilde profil fotoğraflarınızı çok rahat bir şekilde gizleyeceksiniz. Yani bu gelen özellik arkadaşlar bizim için gerçekten çok iyi oldu. Artık istediğiniz kişiye profilinizi gizleyebileceksiniz. Burada son görülme var. Bakın son görülmeyi de şu kişilerim hariç olarak istediğiniz gibi belirleyebiliyorsunuz. Son görülmeyi de artık bu şekilde belirleyebiliyorsunuz. Ve e, hakkımda bölümünü de aynı şekilde şu kişiler hariç olarak belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde profil fotoğrafınızı da gizleyebilirsiniz. Daha detaylı videosu gelecek. Lütfen takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar linki şu şekilde geçiyorsunuz. Linke tıklıyorsunuz. Bakın linke tıkladıktan sonra link açılacak. Link şu an açıldı. Buradan devam etmek için tıkla yazısı var. Buna tıklayacaksınız ve 5 saniyeden sonra geriye saymaya başlıyor. Bakın 5 saniye geriye saymaya başlayacak. Bitti. Linke git yazısı çıktı. Buradan linke git'e tıklayıp hemen telefonunuzun geri tuşuna basacaksınız. Linke git dedim. Telefonumun geri tuşuna bir kez bastım. Şimdi tekrar geri linke git'e tıklayacağım. Hiçbir şeye basmıyorum arkadaşlar. Bıraktım telefonu. Olduğu gibi bıraktım telefonu. Bakın gördünüz burası açıldı. Peki buradan nasıl indireceksiniz? İndir yazısına tıklayacaksınız. Sizi buraya atacak. Gördüğünüz bu yere atacak. Buraya attıktan sonra hafif yaklaştırın. Yine de indir var arkadaşlar. Yine de indire tıklayın. Ve bekleyin. Bakın aşağıya çıktı. İndirmek istiyor musunuz? İndir yazısı var. Eğer bu sizde, bende bu uygulama olduğu için öyle bir soru soruyor. Eğer uygulama olmazsa direkt hemen indirmeye başlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde indirebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.